Bütün gün odada oturdum. Kedi sineklerin saldırısı altında. Orgunların ve özdemirlerin kedilerini. Kullarımı çok bekletmiştir. İkindiden sonra biraz balkon yapalım bakalım. Pencereyi açtım, burnumu uzatır uzatmaz toz sinek saldırdı. Kedi sineği. Park kafedeki malzemeye zaman aynı. Geliyorum Fuat Avni, Orhun Kadriye, Orhun Özdemirler ve Öztürkler ve Aydınların ve Kayaların ve sayabildiğin kadar onların kulları. Akbaba kulları. O yeni servis oyuncağı edinmiş. Pencerenin üstünde de namaza saldıracak olan. O boydan boya edinmiş. Şımariki boki. Devamı bekleniniz. Nefes alalım. Merhaba kambur. Çıkar çıkmaz çok beklettin mi? Ona mı kaldın Kadriye Orhun, Fuat Orhun, Özdemirler? Bu hayvanları sevmiyor. Karşı çıkıyor. Karşısında 90'ında. Karşı çıkıyor. Alo telefon. Telefona basarak. Burnumu uzatır uzatmaz. Bir daha bas. Orada kal diye bastın, bir daha bas. Telefon düğmesine basarak köpeğini TR8 ahçısının köpeğine parçalattı. Kanlı revan içinde bıraktı. Tiyatro için. Fuat Avni Orhun için. Bu servislere ve yüksek taşıtlara gelince hayır, onlar orada olacak. Hayvanat Zeynep'in ağzına vermiş. Hayır, senin komşuların burada olmayacak. Bunlar olacak. Fuat Avni emriyle. Fuat Avni bir kadına şiddet emri daha verir. Kadıköy'de. Tiyatro. Gaza getirsinler be. Sonra polis şiddet yaptı diye görünsün. Sonra o şıldığı buraya gönder. Bokların ve bokçuların kralı, padişahı, anasını satayım. Çıkıp bakmaya iğreniyorum, tekrar aynı yere boklarını döşemiştir. Hiç şaşmaz. Bok büyüsü. Ve bu odalar birliği ortak buna. Ve nice odalar birliği. Bunların üstüne gitmeyen geri zekalıdır be. Gitmeyenlere önerim, gidin bok yığınlarını toplayın bir yerde. Orada bir memleket kurun, boklar içinde yaşayın. İsmini de Bokiye koyun. Ateşe çağırıyor
Olayı budur be. Bir çiftçi içinde ürünlerini çürüten parazitli kurtlu şeyler ister mi? Aynen Allah da öyle. İçinde beyin kontrolcü parazit kurtlar olanı istemez fakat ateşte temizler onları. Güzel bir temizler hepsini. O yüzden ateşe çağırıyor deniliyor. Bu dünyada o şeylerden kurtulabilirsiniz. Allah'a inanarak, onun yolunu uygulayarak, temizlik. Ve görünen o ki sapmışlar ordusuyla başlamanız lazım. Şu an böyle sokup kaçan jet gibi uçan gördüğüm şeyi savunlar. Televizyon ekranın önünde yavaşlatan görür. Kayboldu aniden UFO gibi. Altmış altı türden biri. Evet, jet sinek benden kaçamadı. Bu kaçtı. O kaçtı peşinden yunuslar turnike yaptı. Evet, videonun başındaki kamu maalesef ne yaptığını çok iyi biliyorum. O telefonla. 2-12'nin arkasına sıçtırdım. Düğmeye basarak. O hayvana işkence değilse ben bilmem. Ne için yaptığın 90'ın büyü olduğunu zannediyorsun. Bok büyüsü. Kakadır diye öğretti sana. Kakadır diye. Öyle hayvanı sıçratabilen. Oturtur onu klozete, tuvalete. Basar düğmeye. Çünkü çok örneğini gördük. Biz turluyoruz. Ne zaman sıçacak? Tam yanına geldiğim zaman böyle. Tam yanına. O zaman bir dil, 10 dil, 100 dil. Hiçbiri tesadüf değil. Sokak hayvanları değişik 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 değişik. Hepsi koşacak tam oraya. Balkona çıkartmaz. Çömelecek, sıçacak. Orada. Sıkışma yeri orada. Çok örneğini gördük be. Ağaç çürütenler. Aynen öyle. Tek bir taneyle mi beni takıntılı gösterecek? Hayır, eskisi gibi devam et. Bu takıntılı tek bir hayvan geçti, ona laf ediyor. Doktor kulum işlem yap. Son davacımsa ustalardan biri be. Orada demirlerin oradan, ağacın oradan. Nasıl gösteriyor bu kamera ya? Dur. Evet, oradaki ağacın oradan. Yan yana dururken birkaç işaret. Anında köpek koşup şu ağacın dibine sıçtı. Ezan okurken. Çok usta, çok iyi yetiştirmişsin. Akbaba. Kakadır diye. Ve bunları çok çabuk öğreniyor yani.
Şimdi gitsem doğum hastanesine sorsam herhangi bir hemşireyi eskisi gibi demez yani. Hayır, bilmiyorsun nedir o. Hepsi bilir. Şimdi hepsi bilir. Videolarından sonra. Toksoplazma nedir? Biz biliyoruz be. Her hamile buraya gelen testten geçiyor. Yersen. Aynen başta söylediğim gibi temizlik, temizlik lazım. İlk başta o millet. Evet, başka geçilmeyecektir. Çünkü o hayvanından hoşlandığımızı söyledik. Gerçekten iyi bir cins. Dost. Şamatasız. Emre uyar. Şuranı buranı yalamaz galiba. Böyle iyi bir hayvana böyle davranıyorlar. Sokağa attıkları var o cinsten. Örneklerini gördüm. Var mı böyle bir vicdansızlık be? Bu millet var ya. Evet, ikincisi geliyor. Her zamanki aktörler sahnede. Buradan geçecektir. Demirin dibinden illaki. Merdivenden falan değil. Asfalttan değil. Buradan. O ağacın orada biraz duraklayacaktır. Bir şeyler yere atacaktır. Her zamanki gibi. Beş yaş üstü çıktığı zaman ondan önce sinekler doğmadan o zaman da turlamıştı. Oy verdiğimiz günde okulun dışında hiç ayrılmadı. Geç kaldı be Fuat Avni. Orhun. Gel canım. Gidip bir sigara alayım. Tiyatroyu izleyeyim. Ve ardından bu telefona bile müdahale edebilen bu yeni piyasaya çıktı yani. Videomu durdurabilen Öztürk köpeğiyle. Zamanlamada gafil avlandılar çünkü hiç çıkmadığım bir zamanda çıktım. Kambur hariç o her zaman etrafta. Eminim apartmandan çıksam karşıma yine damlayacaktır. Adını anmaktan çekiniyorum çünkü tekrar damlayabilir. Kurt köpekliğinin görevini devraldı. Kurt köpekli öncesi başkası bu işi yapıyordu. Ondan önce başkası böyle nöbetleşe. Eminim her yerde böyledirler. Bir ara pitbulllar kaynadı. Pitbulllar ne oldu be? Cat Juggler. Şimdi bunu videoya söyledikten, yayınladıktan sonra tekrar damlarlar. Güç gösterisi için. Hanım iş getirdi. Anında bir tane buraya kondu. Tam kaldırdım videoya çekeyim.
kaçtı, çekemedim. Şimdi de ayak bileğimi buradan kemikten soktum, saklanarak bir yerde. Şimdi o ikinci çıkan zavallı ya biri buluşmadan diğerinle, ya başka işi var ya da bahçeye çıkmamı bekliyor. Anında damlamak için. Köpeği ise böyle kronikten karnı şişmiş, müthiş. Sokak hayvanından bile çirkin bir köpek. Demin de böyle aniden ortaya çıkan, hiç görmediğim hayvanıyla benimle çatışan, ağzını bozan, sonra benimle dost olan geçti. Çalışıyor. Aile babası. Kim onu kışkırtmıştı bana karşı belli. Baştan davacım. Orada etraftaydı. Anında fırladı ortaya. Polis kullarıyla. Arkadaş, niye gidip polise şikayet etmiyorsun? Bizi birbirimize kırdırma çalıştı diye. Olduğun narsist gibi kim bilir ne yalanlar söyledi. Beni tanımıyordun bile. Kocasını üstüme saldırttı. O kadar darbeden sonra bir darbe vurdum, yere yattı. Kafatası çatlağa kırığı raporuyla. Aile babasısın, çoluğun çocuğun var, tanımadım, hiç korkmuyor musun? Aileni düşünmüyor mu? Polise git anlat her şeyi, kışkırttı diye. İnsanları böyle birbirine düşürüyorlar. Ve cinayetlere neden oluyorlar. Ne yalanlar söyledi bilmiyorum. Hayvanları sevmiyor mu dedi. Bokları sevmiyor. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez mi dedi. Peygamberimiz Mekke'deki bütün hayvanların, sokak hayvanlarının yok edilmesini emretti. O da mı insanları sevmiyordu? Aynen öyle. Şu karşıda videomu engelleyebilendi galiba o. Bilmiyorum veyahut. Çünkü aynı ışıklık onu da bana karşı kullanıyor. Sadece bir cepheyi göstereyim. İnsanlar da görsün. Nelerle başa çıkmak zorundayız anlasın. Oraya gitmiyoruz. Aynı noktalara. Belki seyrediyorsun, seyrettiğini tahmin ediyorum. Yine mantarlar çıkıyor oradan. Sezonluk. Bütün senin gibi hayvanseverleri sürüyordular buraya. Bu ağaçları işaretlediler göstermek için. Neresi? Bütün hayvanların tuvaleti buraydı. Bu boru yoluna döşedikleri bok suyunu yetmez gibi. Her gün hastalık. Sonra bir yağmur yağıyordu. Bütün onları sürüklüyordu. Çünkü belediye önleyici bir şey yapmamış. Zaten kanalların hepsi oradan geçiyor. Hepsi akıyordu buradan penceremizin önüne. Penceremizin önüne, bu göle. İşlem buydu.
komşuları neden kanser edildi belli. Dün çekimim var. Hiçbir mantar yok orada. Bugün mantar. Sezonluk. Bu mantarları burada istemiyoruz. Çünkü sporları var. Kim bilir zehirli. Zararlı oldukları zaten açık ve net. Bu kanala zararlı olmayan bir şey dökülmüyor. Boktan tut böceklere kadar. Boklu bebek bezlerine kadar. Bilmem anlatabildim. Şurada çöp var ki. Evet, çöp buradayken bebek bezleri oraya. Bu milletle uğraşıyoruz. Çöplük oldu orası. Ağacın dibi, çalılar çıkmaya başladı diye buradan çöplük oldu. Evet. Ağaçta ne yapıyorsun? 90. Pardon, 90 diyorum ve bu şey panjur, ismini panjur koyuyoruz. Panjurun üstüne çıkıp tepinen kedi. Oraya sıçan ve bir özlemiş. İtfaiye çağırayım mı? Başladık. Evet, bugün gitmiyorum o noktaya. Gaza gelmek için, pislik temizlemek için. Dün temizledim. Zaten gazını, kokusunu yedik. Gerisi 6 gün sonra çıkıyormuş. Toksoplazma yumurtaları. Fakat sinekler her gün çıkar. Uzman olduk. Kedicik, ne yapıyorsun oraya? Kim çıkardı seni? Kim çıkardı? O şeyleri asan mı oraya? Kedicik. Pusi pusi pusi. Gel, birazdan Deccal videosu yayınlayacağım. Tırman, zıpla. Vay canına, arkadaş geçmedi daha buradan be. Gelmedi daha. Gelmeden önce anlarım. Frekanstan. O kedi orada ne yapıyor? Diyene de derim ki, programlanıyor. Program yüklüyorlar. Evet. Sen yardım edecek Yusuf. Yok, bu çıkaramıyor. Nalan'ın yardımı. Şaşmazsın. Şimdi geç burada karşımda. Güç göster. Oradaki çok çıkardı. Yoksuk mu ne kadar ağır ya? Geziyor. Evet, geziyor. Başka işi yok. Elindeki o poşetle kim bilir ne var. Hep geziyor. Bazılar geliyor böyle 2-3 tane şey bırakıyor hayvanların önüne. Yesin, ne var onların içinde.
mecbur geziyoruz ve boklar yetiştirmişiz tabii ki. Tabii ki bok yaşayacak be. Bok büyüsü. Bok farz. İbadeti bok. Evet be. Fuat Avni Orhun'un, Kadriye Orhun'un ve Özdemir sülalesinin bok büyüleri farz. Farz anasını satayım. Bunların bok büyüleri farz. Olmazsa olmaz. Aynı noktalara, ağacın dibine de kesinlikle su kanalının, su borularının orada da var o zaman. Hiç ceza almadan o tezgahı devam ettirebiliyorlar ve kurumlar da söz sahibiler. Ceza infaz kurumlarında ve medya kurumlarında 2 günde paspas. Anında TV8 avcısı sinekleriyle TV8'de gazilere sinekli yemek. Dağ başına tek yer olarak sinek kaynıyor. Güçlü bunlar be. Ve ana oğul X-Hamster'da poz vererek güç gösteriyorlar. Aynen böyle her gün aynı noktaya hiç ceza yok. Komşular kırılıyor hastalıktan, kanserden. Oran Seyfi Orhun. Şimdi böyle gücüne güvenerek göstere her gün aynı noktaya yaptıran bu millete ne denir? Orospuların piçleri denmez mi? Karınca için ve sümüklü böcek izlerine bak. Sümüklü böcek için böyle simit dökenlere oraya. Orospuların piçi denir mi denmez mi? Böyle anında fırlayan, geri dönüyorum diye temiz rolü yapan Yahudi pislik.